Herkese merhabalar. Bugün size daha önce de tarifini yapıp kanalımda paylaştığım bir tarifi farklı şekilde yorumlayarak geldim. Bugün Selanik gevreği yaptım ama daha önceki yaptığım Selanik gevreği orijinal tarifti. Yani içinde yağ ve şeker vardı. Bu ise tamamen diyet yapanları düşünerek hazırladığım, yaz kış rahatlıkla çayın kahvenin yanında sizin tatlı krizlerinizin önüne geçecek, içinde gram şeker, gram yağ yok. Un olarak ise elimde bulunan siyes, tam buğday unu ve normal beyaz unu karıştırarak yaptım. Ben siz istediğiniz şekilde un kullanabilirsiniz. Eğer tam buğday unu ya da siyez un yoksa sadece beyaz unla da yapabilirsiniz. Ama bu tarifi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çok lezzetli, içinde kuru yemişler, kuru meyveler, tamamen sağlıklı bir atıştırmalık. İnanın hem sağlıklı hem de bu kadar lezzetli olan çok nadir şey vardır. Mutlaka deneyin diyorum. Buyurun tarifine ve malzemelerine geçelim. Şimdi yapacağımız Selanik gevreğinde ne yağ var ne şeker var. Normal tarifinde var tabii ama biz bu sefer hiç kullanmayacağız. Böyle de yaptım, çok lezzetli oldu. Hiç şekersiz gibi gelmiyor. Çünkü içinde çok güzel kuru meyveler var. Kuru meyve olarak hurma, incir ve kuru üzüm kullanıyorum. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Kayısı, kurusu falan da çok yakışıyor buna. Kuru yemiş olarak da fındık ve ceviz var. Yine dediğim gibi evde badem varsa badem ya da fındık, ceviz ne isterseniz fıstık onu kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada şeker ve yağ hiç kullanmayacağım. Ama sıvı malzeme olarak orijinal tarifinde sadece 4 yumurta ve 1 fincan oda sıcaklığında eritilmiş böyle tereyağı vardır. Tereyağını denklemden çıkarınca sıvı miktarını dengelemek için şöyle 1 çay bardağı da süt koyacağım. Şimdi önce ne yapıyorum? Önce yumurtaları karıştırma kabımı aldım. Normalde bunu şekerle çırpıyoruz ama burada hiç şeker kullanmayacağımız için yumurtaları şöyle tek başına sadece vanilya kullanarak şöyle bir 5 dakika hızlı hızlı çırpıp elimizden geldiğince köpürtelim, sonra diğer işlemlere geçelim. Yumurtalarımız çok güzel biçimde köpürdü. Şimdi bu aşamada 1,5 paket kabartma tozu dökmek istiyorum. Çünkü hamur biraz yoğun, kabartma tozunun gücü buna yetmeyebilir. Ondan sonra şöyle 1 çay bardağı da şekerimizi döktük. Şimdi hafif bir karıştıralım. Ve buna şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Peki ben ne unu kullanacağım onu söyleyeyim. Evimde siyez ve tam buğday unu vardı. Bunlardan yaklaşık 2 su bardağı kullanacağım. Ama siyez ve tam buğday unu ben almışım, böyle karıştırmışım. Normal un da kullanabilirsiniz. Ama ben bunun tamamen böyle diyet, sağlıklı bir atıştırmalık olmasını istediğim için bu sefer daha doğal, yapısı bozulmamış bir un kullanmak istedim. Ama şöyle de bir sorunumuz var. Siyez ve tam buğday unu, bunları eğer beyaz un karıştırmadan kullanırsanız çok sıkı bir yapıları olur ve çok sert bir ürün elde edersiniz. O yüzden bunun birazcık böyle sertliğini düşürmek için de beyaz un da ekliyorum. Bunu güzelce karıştıralım. Bunu çok kontrollü dökün çünkü yumurta tam köpük kıvamında. Ben sanki biraz fazla bile kaçırmış olabilirim yani. Birden bilemeyebiliyorsunuz ne kadar koydum, ne kadar koymadım diye. Bakın şöyle 2 su bardağı unu dökmedim, bu da taş yatlasın. 1,5 su bardağı un da hemen kıvamı çok katılaştı. Bütün hamur işlerini eklediğim gibi çok az bir şey sıcak su ekliyorum. Yarım çay bardağı yeterli. Yarım çay bardağı sıcak suyla bizim bu hamurlu işimiz bitiyor. Artık kuru meyve ve kuru kayısıları ekleyip fırına verebiliriz. Kuru meyveleri özellikle iri iri doğradım. Sıcak suda biraz beklettim. Temizledim, güzelce yıkadım. Ve oldukça iri bir şekilde doğradım. Çünkü zaten Selanik gevreği piştikten sonra çok küçük küçük dilim, ince ince dilimlendiği için o meyveler orada da tekrar dilimlenmiş olacak. Evet, şöyle şimdi kıvamını göstereyim size. Benim normal Selanik gevreği videom da kanalımda yine var. Hani şekeriyle yağıyla çok güzel bir tariftir o da. Bakın şöyle kekten bayağı kalın, neredeyse yani kurabiye hamuru, biraz daha un katsak kurabiye hamuru olacak. Kekten bayağı kalın. Şimdi kuru meyvelerimi göstereyim size. Bakın hurmalarım var. Çekirdeklerini çıkarıp ikiye böldüm. İncirlerim var. Oldukça iri iri doğradım. Yine kuru kayısılarım var. Bunları da hiç küçültmedim böyle. Ve kuru üzüm. Evde ne varsa buna dolduruyoruz. Zaten bu kuru meyvelerde o kadar yoğun şeker var ki. Buna hiç şeker katmanızın zaten anlamı yok.
Kuru yemiş olarak da evde fındık ve ceviz vardı. Bunu da katıyorum. Evet, bombamız hazır, değil mi? Ya inanın böyle hem bayatlamıyor. Böyle birkaç ay boyunca derin dondurucuda saklayın, bir kavanozda saklayın. O kadar güzel çayın kahvenin yanına böyle atıştırmalık lezzetli bir şey oluyor ki. Yani ben hep yapıyorum. Çocuklar da çok seviyor bir de işin galiba. Hani çocuklar böyle sağlıklı şeyleri çok sevmez ya. Bak kıtır kıtır bunları böyle kemirmeyi çok seviyorlar. Biz hepimiz bunu çok beğeniyoruz. Evet şimdi böyle 26-26 santim bir kare kalıbım var. Borcama da koyabilirsiniz. Tepsiye de koyabilirsiniz. Eğer daha küçük bir kalıba koyarsanız dilimleriniz daha yüksek olur. Ama benim bu ölçüm için 26-26 santim olan bu kek kalıbı idealdir. Hep bu tarifte bu kek kalıbını kullanıyorum. Şimdi dibini iyice sıyırdım. Kenarlarını kalıbın yağlamıyorum. Sadece altına yağlı kağıt koyuyorum. Bunu şimdi pişireceğiz. 170-180 derecede üzeri iyice kızarana kadar pişireceğiz. Sonra bunu mutlaka ya derin dondurucuda bir saat ama oda sıcaklığına geldikten sonra ya da buzdolabının alt kısmında şöyle bir 4-5 saat bekleteceksiniz. Yani bir gece de olabilir bu. Sonra dilimleyip gevrek haline getireceğiz. Geçen fırına uğradım. Şimdi bunlardan da bir poşetli satılıyor ya. Ya inanın bir dilim, küçücük bir dilim gevrek, Selanik gevreği yani 80 kuruş ile 1 lira arasına denk geliyor. Fırınına göre değişiyor. O kadar pahalı ki. Yani şunu sanırım maliyeti işte meyvesiyle falanıyla filanıyla bir 30 liradır. Ama bundan en az 2,5-3 tepsi Selanik gevreği çıkıyor. Siz uzunca bir süre yiyorsunuz. Yani o kadar ekonomik oluyor ki o dışarıda fırınlardan aldığınıza göre ve istediğiniz malzemeyi katıp kendi lezzetinizi de kendiniz ayarlıyorsunuz. Evet şimdi bu fırına gidiyor. Fırından çıkıp dinlendikten sonra diğer aşamalara geçelim. Evet gevreğimiz fırında güzelce pişti. Piştikten sonra oda sıcaklığına gelmesini bekledim. Sonra 1 saat kadar ben derin dondurucuda beklettim. Dediğim gibi bir gece normal buzdolabının alt kısmında da dinlendirebilirsiniz. Şimdi bunu şöyle kağıdından ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte eşit parçalara ayırabilirsiniz. Ben kalıbıma göre bunu 3 eşit parçaya ayırmayı uygun görüyorum. Bunu keserken yavaş hareketlerle ve şu lazer dediğimiz tırtıklı bıçaklarla kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü böylelikle içindeki meyveleri ve sebzeleri meyveleri ve kuru yemişleri parçalamadan güzelce kesmiş olursunuz. Şimdi şu gördüğünüz küçük bir kek gibi görünen gevrekten sanırım yaklaşık 2,5 büyük boy fırın tepsisi gevrek elde edeceğiz. Şimdi bakın aldım. Sırada geldi bunu kesmeye. Yavaş hareketlerle şöyle 1 santim genişliğinde bu genişlik sizin tercihinize kalmış dilimleri ayıracaksınız. Bu dilimleri ayırma aşamasında illaki siz ne yaparsanız yapın parçalanma olacaktır. Bıçağınızın kalitesi ve sizin sabrınız burada güzel iş çıkarmanızı sağlar. Şimdi ince ince doğradığımız bu Selanik gevreklerini zaten şu görüntüye bakar mısınız? İçinde meyveler, kuru yemişler 10 numara bir hal aldılar. Şöyle tepsiye gördüğünüz gibi sıkışık sıkışık diziyoruz. Ve bu tepsiye fırınımı ben şu anda 130 derecede ısıttım. 120-130 derecede. Üzerleri güzelce kızarana kadar, kuruyana kadar bunlar böyle 10-15 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Daha sonra güzelce soğuyup isterseniz hemen tüketin. İsterseniz böyle güzel saklama kaplarında, kavanozlarda, dolaplarınızda ya da derin dondurucularınızda bunu saklayabilirsiniz. Evet şu anda daha yarısını kullandım. Gördüğünüz gibi koca bir tepsi doldu. Şimdi bu fırına gidiyor ve diğeri için de aynı işlemleri devam ettireceğim. Evet Selanik gevreklerimiz pişti. Gerçekten de şöyle yaklaştırayım biraz da yakından da görün. Gördüğünüz gibi içinde meyveleri, kuru yemişleri ve doğal olarak kullandığım unu sayesinde kesinlikle inanın bana pişman olmayacağınız, tadına doyamayacağınız müthiş bir atıştırmalık oldu. Lezzeti harika. Sağlık dostu. Hem bu kadar zararsız olup hem de bu kadar lezzetli olan çok az şey vardır.
Umarım denersiniz, memnun kalacağınızı eminim. Görüşürüz, Allah'a emanet olun.